Herkese yeniden merhaba. Evet çocuklar, çarpma işleminin ikinci videosuyla karşınızdayım. Diğer videonun başında da söylemiştim, çarpmayı ikiye böleceğiz diye. İlk videoda ne yaptık? Çarpma işleminin mantığını hatırladık. İkinci sınıfta öğrendiklerimizi hatırladık. Ve daha sonra 6, 7, 8, 9'lu sayılar için size parmaklarla hesap makinesi yapma yöntemini gösterdim. Bu videomuzda da çocuklar çarpma işleminde birazcık problemlere değineceğiz. Eldeli ve eldesiz çarpma, 10 ve 100 ile kısa yoldan çarpma, bunlara değineceğiz çocuklar. Hazırsanız başlayalım. Evet, ilk sorumuz karşımızda. Bir kitapçıya 3 koli kitap gelmiştir. Her kolide 12 kitap olduğuna göre toplam kaç kitap gelmiştir? Evet çocuklar, ne yapıyoruz biz burada? Çarpma işlemini öğrenmeden önce toplama yaparak hesaplıyorduk, değil mi? Burada da hesaplayalım. Bizim 3 kolimiz var. İçinde 12'şer tane kitap var. Bakın, onluk bloklarına koyarsam 12 nedir? 1 onluk, 2 birlik değil midir çocuklar? Bakın, bunları bu şekilde koydum. Ne yapıyorum? Araya artı koyuyorum. Bir koliyi bu şekilde koydum. İkinci kolideki kitapları koyuyorum. Yine bir onluk, iki birlik şeklinde. İkinci kolideki kitapları da koydum. Araya yine bir artı koyuyorum. Ve daha sonra geliyorum üçüncü koliye. Üçüncü kolideki kitaplarımı da böyle yerleştirdim. Bir onluk, iki birlik. Bakın çocuklar, 12, 12, 12 şeklinde yerleştirdim gördüğünüz gibi. 2 birlik burada var. 2 birlik de burada. 2 birlik burada. Ne olur? 2, 4, 6. Buraya hemen 6 birlik yerleştiriyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. birlik çocuklar. Birliklerimi yerleştirdim. Sıra geldi onluklara. 1, 2, 3 onluk. Hemen onluğumu da aldım. 1, 2 ve 3 onluk. Hemen yerleştirdim. Bakın çocuklar, ne oldu? 3 onluk, 6 birlikten oluşan sayım neydi benim? 36. Yani ne yaptım? 12, 12 ve 12'yi topladım. 36 buldum. Çocuklar, bunun çarpma işlemini nasıl gösteriyorduk? 1, 2, 3 tane 12 var burada. O zaman ben neyle neyi çarparak gösterebilirim? 12 ile 3'ü çarparak gösterebilirim, değil mi çocuklar? Ne yapacağım? Buradaki sayımı önce birler basamağını çarpacağım. Daha sonra onlar basamağını çarpacağım. 3 kere 2, 6. 3 kere 1, 3. Bakın çocuklar, yine 36 bulduk. Evet çocuklar, toplama işleminden çarpma işlemine geçmeyi de böyle bu şekilde gösterdiğimize göre diğer örneklerimize geçebiliriz. Evet, hemen buraya bakıyoruz. Eldeli çarpma da işin içine giriyor çocuklar burada. Ne yapıyoruz? Aynı toplama işlemindeki gibi eldeyi bir kenara yazıyoruz. Daha sonra ekliyoruz çocuklar. Birler basamağındaki sayımızla önce bu sayımızı çarpacağız. Ne yapacağız? 7 kere 7 çocuklar 49'dur. 49'un 9'unu buraya yazıyorum. 4'üm elde. Yazdım çocuklar. 7 kere 2 14. 4 de elde çocuklar. 8. Ne oldu cevabım? 189. Yine geliyorum, 61 ile 8'i çarpmamı istemiş. Önce 8 ile 1'i çarpacağım. Önce birler basamağını, daha sonra onlar basamağını. 8 kere 1 8, 6 kere 8 48. Devam edelim. 19 ile 6'yı çarpmamı istemiş. 6 kere 9 54. 54'ün 4'ü elde var. 5. 6 kere 1 6, 5 de elde. 11. 114. Geldik buraya. 103 ile 5'i çarpmamı istemiş. Yine hiçbir şey değişmiyor çocuklar. Teker teker 5 ile çarpacağım. 5 ile önce 3'ü çarpıyorum. 5 kere 3 15. 15'in 5'i elde var. 1. 5 ile bu sefer 0'ı çarpıyorum. 0 neydi? Yutan elemandı. 5 kere 0 0. 1 de elde. 1. Şimdi bu sefer 5 ile 1'i çarpacağım. 5 kere 1 5. Cevabım 515. Geldik buraya. 232 ile 4'ü çarpmamı istemiş. Hemen ne yapıyorum? 4 ile önce 2'yi çarpıyorum. 4 kere 2 8. Geldik, 3 ile çarpacağız bu sefer. 4 kere 3 12. 12'nin ikisi elde var. 1. 4 kere 2 8. 1 de elde. 9.
Devam edelim. 426 ile 2'yi çarpmamı istemiş. Hemen 2 ile 6'yı çarparak başlıyorum. 2 kere 6 12. 12'nin ikisi elde var 1. 2 kere 2 4. 1 de elde 5. 2 kere 4 8. Cevabımız 852. Devam edelim çocuklar. Burada da bir problem vermiş çocuklar ve bu problemi ben size bazen karışabiliyor. Öğretmenim ben bununla bunu çarpıyorum. Niye bunun altına yazıyorum diye sorular gelebiliyor. Kafanız karışabiliyor. İşte şimdi onun mantığını anlatacağım çocuklar. Okulumuzda 14 sınıf vardır. Her derslikte de yani her sınıfta da 24 sıra olduğuna göre toplam kaç sıra olduğunu bulalım çocuklar. Ne yapıyoruz burada? 14 sınıftan 24 sıra her birinde ne yapardık normalde? 14 tane 24'ü yan yana yazıp toplamamız gerekirdi. Ama biz artık bunu biliyoruz. Kolay olan nasıl yapıyoruz? 24 ile 14'ü çarparak hemen bulabiliyoruz. İşte şimdi çocuklar bu tabloda size neden böyle bazı sayıları alt alta yazdığımızı anlatacağım. Bakın çocuklar hepsini yerleştirdim. Birler basamağındaki sayıları buraya yerleştirdim. Onlar basamağındaki sayıları buraya yerleştirdim. Ne yapıyorum önce? Buradaki sayımla 24'ün hem birler basamağındaki sayıyı çarpacağım hem de onlar basamağındaki sayıyı çarpacağım. Evet 4 ile hemen 4'ü çarptım. 4 kere 4 16 çocuklar değil mi? Hemen bakın buraya da yazdım. 16'yı buraya yazayım. 16 yazdım. Geldik buraya çocuklar. Onlar basamağında 2 varsa ben bunu nasıl okuyorum? 20 diye okuyorum değil mi? 2 onluk 20. Bu sefer geliyorum 4 ile 20'yi çarpıyorum. 4 tane 20 80 eder çocuklar. Onu da hemen yerine yerleştiriyorum. Geldik buraya. Bu sefer çocuklar buradaki 10'la neden 10 diyorum? Çünkü onlar basamağında 1 var. 10'la buradaki 4'ü çarpacağım. 10 kere 4 çocuklar 40'tır. Hemen onu da yerleştiriyorum. 40. Geldik buraya. Bu sefer onlar basamağındaki 1 ile onlar basamağında 2'yi çarpacağım. Yani 10 ile 20'yi çarpacağım. 10 tane 20 çocuklar böyle hesaplayabiliriz. Kaç eder? 200 eder. 200'ü de buraya nasıl yazıyorum? Hepsini yine basamaklarına yerleştiriyorum. Yüzler basamağında 2 var. Onlar basamağında 0 var. Birler basamağında 0 var. Bakın çocuklar şimdi toplayalım. Sonucu daha rahat göreceksiniz. Burası farklı bir renkle yazayım. Sonucu. Evet burası direkt gördüğünüz gibi 6 direkt aşağı indi. Buraya bakıyoruz. 8 1 daha 9 4 daha ne yaptı çocuklar? 13. 13'ün 3'ü elde var 1. O eldeydi. 2'nin üzerine ekliyoruz. 3 çocuklar sonucumuz nedir? Şuraya yazalım. 336. Şimdi çocuklar bakın bir de bunun alt alta çarpma yöntemini göstereceğim size. 24 ile 14'ü bir de böyle çarpalım. Ne yapıyorum burada? Bu 4'ü hem bu 4 ile çarpacağım hem bu 2 ile çarpacağım. Daha sonra 1'i aynı şekilde yapacağım. Yapalım bakalım. 4 kere 4 16. 16'nın 6'sı elde var 1. 4 kere 2 8 1 de elde 9. Tamam burası tamam. Şimdi çocuklar onlar basamağına geçiyorum. Onlar basamağındaki 1'i buradaki sayılarla çarptığım için onlar basamağının altına yazmam lazım. Bakalım şimdi yine farklı bir renk kaleme geçelim. Bu sefer onlar basamağındaki 1 ile hem 4'ü çarpacağım hem 2'yi çarpacağım. 1 kere 4, 4. 1 kere 2, 2. Şimdi topluyorum çocuklar. Bu 6 direkt aşağı iner. 9, 4 daha 13. 13'ün 3'ü elde var. 1, 2, 1 de elde 3. Bakın çocuklar gördünüz mü? Yine aynı sonucu elde ettik. Evet hemen devam edelim çocuklar. Bununla ilgili birkaç etkinlik daha çözeceğiz. Evet burada da yine alt alta çözdüğüm gibi yaptık. Bunu yine yapalım burada hemen. 2 kere 4 8. Birler basamağında çarptığım için hemen birler basamağından başlıyorum yazmaya. Onlar basamağından çarpmaya başladığım zaman onlar basamağının altına yazmaya başlayacağım çocuklar. 2 kere 4 8. 2 kere 2 4. Geldik buraya bakın onlar basamağına geçtiğim için onlar basamağından yazmaya başlayacağım. 1 kere 4 4 1 kere 2 2 yazdık çocuklar. Hemen toplayalım. Ne yaptık? Buradaki çizgiden 8 hemen aşağı indi. 8 4 4 daha 8 2 de direkt aşağı indi. Sonuç nedir?
288 çocuklar. Buraya gelelim. Birler basamağındaki 3 ile önce 7'yi çarpacağım. Sonra da 3'ü çarpacağım. 3 kere 7, 21. 21'in 1'i elde var. 2. 3 kere 3, 9. 2 de elde. 10. 1. Yazdım çocuklar bakın. Şimdi onlar basamağındaki 1 ile bu sayıları çarpacağım için onlar basamağından yazmaya başlayacağım. 1 kere 7, 7. 1 kere 3, 3. Hemen toplayalım. 1 direkt aşağı indi. Şu kalemle yazayım. 1 direkt aşağı iner 1 olur. 1, 7 daha 8. 3, 1 daha 4. Cevabım nedir çocuklar? 481'dir. Evet, hemen devam edelim. Burada birkaç örnek vermiş. Bunları hemen yapalım birlikte. Birler basamağındaki 4 ile önce 5'i çarpacağım. Sonra 1'i çarpacağım. 4 kere 5, 20. 20'nin 0'ı elde var 2. 4 kere 1, 4. 2 de elde 6. Geldik şimdi onlar basamağındaki 2'yi çarpmaya. Onlar basamağından başladığım için yazmaya da onlar basamağının altından başlayacağım. 2 kere 5, 10. 10'un 0'ı elde var 1. 2 kere 1, 2. 1 de elde 3. Şimdi toplama işlemine geçebilirim. 0 direkt aşağı indi. 6, 3. Cevabımız neymiş çocuklar? 360. Buraya gelelim. 2 kere 6, 12. 12'nin ikisi elde var 1. 2 kere 3, 6. 1 de elde 7. Geldik onlar basamağına. 1 kere 6, 6. 1 kere 3, 3. Topluyoruz. 2 direkt aşağı indi. 7, 6 daha 13. 13'ün 3'ü elde var 1. 3, 1 de elde 4. Cevabımız 432. Buraya gelelim. 4 kere 3, 12. 12'nin ikisi elde var 1. 6 kere 4, 24. 1 de elde 25. Geldik buraya. Yine çocuklar, burada 3 basamak olmasa sizi hiç yanıltmasın. Ne yapacağım yine? Onlar basamağını çarptığım için onlar basamağının altına yazmaya başlayacağım. Gelip 2'nin altından yazarsam yanlış olur. 1 kere 3, 3. 1 kere 6, 6. 2 direk aşağı indi. 5, 3 daha 8. 2, 6 daha 8. Cevabımız 882. Evet çocuklar, hemen devam ediyoruz. Ve geldik 10 ve 100 ile kısa yoldan çarpma. Çok eğlenceli çocuklar. Çok basit oluyor. Ne yapıyoruz? 10 ile kısa yoldan çarparken bir tane sıfır ekliyoruz. Çünkü onun bir sıfırı var. 100 ile çarparken çocuklar iki tane sıfır ekliyoruz. Çünkü 100'ün iki tane sıfırı var. Bu kadar basit çocuklar. Hemen örneklerimize başlayalım. Şu renk kalemimi alayım. Evet. 5 kere 10 demiş. Yani 5 tane 10. Şöyle yapıp da hesaplayabiliriz. 10, 20, 30, 40, 50. Bakın 50'yi bulduk. Ama kısa yoldan çarpmayla yapacağız burada. Ne yapıyorum? 5'i yazıyorum. 10'un bir sıfırını da yanına koydum. Ne oldu? 50. 6 kere 10. Böyle hesaplayalım. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Bakın 60'ı buldum. Kısa yoldan yapalım. Hemen 6'yı yazdım. Yanına 10'un sıfırı. 24 kere 10. 24'ü yazdım. Yanına 10'un sıfırını koydum. 240. 65 ile 10. 65'i yazıyorum. Yanına 10'un sıfırı. 650. 1 kere 10. 1'i yazdım çocuklar. Yanına da 10'un sıfırı. 10. 0 kere 10. Yani 10 tane 0. Yine ne yapar? 0. Zaten yutan eleman olduğunu söylemiştik sıfırın. Yuttu hemen. 0 oldu yine. 27 ile 10'u çarpmamızı istemiş. 27'yi yazıyorum. Yanına 10'un sıfırı 270. 10 kere 10. 10'u yazdım. Yanına 10'un sıfırını koyuyorum. 100 çocuklar. Geldik buraya. 3 tane 100. 100, 200, 300. Değil mi? Böyle buldum. Şimdi kısa yoldan yapalım. 3'ü yazdım. Yanına 100'ün 2 sıfırını atıyorum. 300. 8 kere 100. 8'i yazdım. Yanına 100'ün 2 sıfırı 800. 9 kere 100. 9 yazdım. Yanına 100'ün 2 sıfırı 900. 7 kere 100. 7'yi yazdım. Yanına 100'ün 2 sıfırı 700. 2 kere 100. 2'yi yazdım. Yanına 100'ün 2 sıfırı 200. 4 kere 100. 400. 6 kere 100. 600 ve 0 kere 100. Çocuklar, 0 ne ile çarpılırsa çarpılsın yutan elemandır. 0. Evet çocuklar, çok eğlenceli ve güzel bir yöntem. Çok basit. Devam edelim.
Evet, videomuzun sıra sizde sorusu çocuklar. Cevaplarınızı yorumlara bekliyorum. Bir kutuda 24 kazak varsa 7 kutuda kaç kazak vardır? Yorumlarda görüşmek üzere çocuklar. Bir sonraki videoda görüşelim. Hoşça kalın.